Hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler, 22 Kasım'da saat 14.32'de 0 derece yay burcunda yeni bir ay doğacak. Her yeni ay içinde bulunduğu burcun özelliklerini o yeni aya yansıtır. Dolayısıyla bu yeni ayda da yay e, enerjilerini yoğun olarak deneyimleyeceğiz. Yay ateş elementinin değişken nitelikli bir burcudur. E, ateş elementi coşkumuzu, hevesimizi arttırabilir, daha iyimser olabiliriz, keyifli olabiliriz, e, daha fazla özgürlüğümüze düşkün olabiliriz, cesur ve e, risk almaya eğilimli davranabiliriz bu dönem içerisinde. E, değişken enerjiler tabii ki değişkenliği de gündeme getiriyor. Bu yeni ayda da bu e, biraz kaygan, değişken zemin yine devam edecek. E, sıfır derece yeni ay özellikle yeni girişimleri daha fazla destekleyen bir derece daha önceden denenmemiş yeni konular bunlar e, eğitim yüksek öğrenim akademik konular kanunlar yasalar hukuksal kavramlar yurtdışı ile ilgili işler uluslararası konular e, medya yayıncılıkla ilgili kavramlar din maneviyat felsefe yaşam görüşü e, bu alanlarda yeni girişimler gündemde olabilir. Hem toplumsal olarak hem de bireysel olarak yaşamlarımızda yeni adımlar atabiliriz. En fazla tabii ki değişken grupları etkiliyor. Birinci planda yay ve ikizler olmak üzere balık ve başak burçları da etki alacak. Özellikle doğum günü 22-24 Kasım olan yaylar, 21-23 Mayıs arası olan ikizler burçları, 19-21 Şubat arası balık burçları ve 23-25 Ağustos arası doğan Başak burçları bu yeni aydan daha fazla etki alacaklar. Onların e, bu dönem, özellikle bu yıl yaşamlarında çok daha önemli değişimler, yenilikler gündemde olabilir. E, bu yeni ayın etkilerini özellikle 28-29 Kasım aralığında biraz daha yoğun hissedebiliriz. Düşüncelerimiz, fikirlerimiz biraz daha görünür hale gelebilir. Girişimlerde bulunduysak onlarla ilgili e, bazı e, geri dönüşler alabiliriz. Bunun yanı sıra tabii ki 6 Aralık'ta oluşacak ikizler dolunayı aslında bu yeni ayın etkilerinin daha görünür olduğu, biraz daha sonuç aldığımız bir dönem olacak. İkizler yay hattı daha çok bilgiyi almak ve paylaşmakla ilgilidir. Bu dönemde kişisel hayatlarımızda da toplumsal olarak da haber trafiğinin çok yoğunlaştığını görebiliriz. Medyanın çok hareketlendiği, çok fazla haber duyduğumuz bir dönem. Merkür-Jüpiter arasında da kare açı etkin, etkili oluyor. Yeni ay sırasında da etkin. Demek ki çok fazla haber oluşacak. Ancak Neptünün balık burcunda olduğunu düşünürsek ve yeni ay derecesine açı yaptığını düşünürsek, biraz da belirsizliklerin olabildiğini, yanılgıların da olabileceğini hesaplamalıyız. Yani her duyduğumuz haber doğru olmayabilir, spekülatif konular olabilir, yanıltıcı haberler ortaya çıkabilir. Bu değişken niteliğin, belirsiz koşulların ay boyunca bizi etkileyeceğini de düşünebiliriz. O nedenle herhangi bir girişimde bulunurken, karar alırken biraz daha dikkatli olmalıyız. Olasılıkları, içinde bulunduğumuz şartları daha detaylı araştırmalıyız, daha güvenli hareket etmeye çalışmalıyız. Evet sevgili izleyiciler, yeni ayın genel enerjileri böyle. Hazırladığımız videoları lütfen burcunuza ve yükselen burcunuza göre de izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.